Buradan anlıyorum ki Kaan Yıldırım'ın bu lafı çok yerde lazım bize. Sevgilisi Pınar Deniz'i cep telefonunda cart cürt diye kaydetmiş. O nedir ya? Evet, bak şöyle haberini de okuyalım. Kaan Yıldırım sevgilisi. Ha, bu arada Mert Ramazan Demir'le ilgili söyleyeceğimiz şeyi de söylemeden geçmeyelim. 3 hafta önceydi. Onlara yakın bir kaynak var. Ben de o kaynağa telefon açtım. Dedim ki ya yeniden bir araya gelecekleri, gelmek üzere oldukları konuşuluyor. Bir baksanıza, hani hep böyle beraber bir takılıyorsunuz şey. Sette, sosyal hayatta. Bir sorun falan dedim. Hani yanlış bir haber yapmamamız adına sordular. 3 hafta önceydi. Hayatında kimse yoktu. O sırada da kimseyi hayatına almayı düşünmediğini söylemiş. 3 hafta sonra da tekrardan Afra Saraçoğlu'yla doğum gününde yakınlaştılar. Hatta iddia o ki Afra Saraçoğlu ona bir kazakla bir gözlük hediye etmiş falan. Yani bu kadar ayrıntısı var. Peki Ali'nin dediği şeye geçelim. Çarp çurt. Herkes şimdi eşini, sevgilisini cep telefonuna nasıl kaydettiğini bir kez daha sorgulasın. Yelda'cığım sen de sorgula. Kaan Yıldırım. Bu yaz yani Haziran gibi evlenmeyi düşündüğü sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna cart cürt diye kaydetti. Sosyal medyanın diline düştüler. Çifte cart cürt diye kaydedilsem ayrılırdım şeklinde yorumlar yağdı. Bunu da nereden anladılar? Bir paylaşım yapmış. Yukarıda da cart cürt yazıyor. Yani, bir esprisi vardır herhalde cart cürt. Yani. Sevgilisinden gelen bir şeyi mesajı paylaşıyor. Tamam, orada da yukarıda da cart cürt yazıyor. Telefon kaydı olarak cart cürt yazıyor. Tamam, hayır ben cart cürtü anlamaya çalışıyorum. Açar mısın cart cürtü? Cart cürtü TDK'dan açmışlar arkadaşlarımız, evet. Gazete haberini yaparken. TDK'ya göre yani Türk Dil Kurumu'na göre cart cürt gerekli gereksiz yerde söylenen abartılı söz. İnsan sevgilisini gerekli gereksiz yerde abartılı konuşan biri olarak kaydediyorsa... Vay halimize diyorum. Yazın evlenecekmiş bir de. Belki evlenince... O zaman zart zurt olacak. Evet. Ya şimdi bu kafanın hadiseyi ne diye kaydetmişti acaba? Evliliğinin 3. yılında da kart kurt olacak. Böyle gidecek. Doğru söylüyorsun hadiseyi. Hadiseyi acaba ne diye kaydetmiş? Muhtemelen orada çok esprili bir şey vardı. Kesin, abi çart çurtta esprili bir şey ne olabilir hani Allah aşkına? Espriler var. Kendi aralarında. Neler, ne birbirlerine lakap takıyorlar neler var. Çart çurt beni de bir şaşırtmadı değil ama. Yani sevgiline çart çurt. Biz ne de kullanırız cartucu? Cart cürt ikide bir konuşma ya falan gibi, dersin. Gibi. Cart cürt ikide bir hani o. Ben i̇şte araya giriyor işte cart cürt konuşuyorsun. Ha. Gereksiz ile araya giriyorsun. Evet. Salça oluyorsun falan herhalde. Evet herhalde o yüzden diyordur. Ama bazı çapkın beyleri de biliyoruz ki hatta bunların arasında ünlüler de var. Evli beyefendi ya da ciddi bir ilişkisi var bir hayat arkadaşı ama... Sevgiliyi Mahmut, Mehmet, Osman, Ahmet abi falan diye kaydediyor. Berber Hasan. Berber Hasan tabii ki. Bu çok var yalnız Müge söyleyeyim. Ha var. Bu inanılmaz var. Yani ama, erkeklerin gerçekten o aldattıkları eşlerini yanında telefon çalıyor böyle. Açsana hayatım diyor. Hı. Ya diyor şimdi Ahmet abi bu şimdi yani of kafayla aç diyor ya sen şimdi konuşuyor açıyor ve bu ne sahtekarlık? Evet. Ya gizlemek için, kamufle etmek için yapıyorlar bunu değil mi? Tabii ki. Biz de öğrendiğimize göre demek ki edemiyorlar yani evet, sonuçta. Bir... Ya yediriyorlar yine yiyor kadınlar. Bir 2 yıldır bu konuşuluyor. Bu çapkınların sevgililerini cep telefonlarına Mahmut, Ahmet, Osman diye kaydettiği kadınlar da uyanmıştır yani. Şimdi işe. Uygulamalar var biliyorsunuz. Kadınlar eşlerinin telefonuna yüklüyor. Bitti geçmiş olsun. Ha, evet yani Ahmet. Ali şöyle bir şey oluyor. Sana gelen mesaj aileye gidiyor. Öyle mi? Ve nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Ne mesela şimdi, nasıl yüklüyoruz onu? Şöyle telefonunu Ali abi şuraya koy mesela. Şöyle olması yeterli. Ya Bluetooth sistemiyle. Evet bu kadar. Yani telefonunuzun açık olması gerekiyor.
Ve şöyle yan yana durması yeterli. Peki bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki Ali'nin mesajlarını ben görmek istiyorum. Yan yana fotoğraf şeyler cırt cırt bu ötecek, anlamayacak mı? Ha, sesini kısarsın canım, orada onlar çözülebilir. Peki uzağa gidince göremiyor musun mesajı? Ha, görüyorsun. İlk uygulamayı yüklemede böyle yakın temas gerekiyor. Benim öyle bir tane tanıdığım vardı. Korkunç bir şey. Evet, eşine gelen mesajları hop 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 bunun cebine düştü. Sonrası tufan. Hiç anlatmayayım. Ya o aşamaya gelince zaten güven bitmiştir. Şüpheleniyorsun demektir. Delil topluyordur herhalde. Bunu genelde de artık dünya dijitalleşti ya Ali abi. Artık normalde iş toplantılarında falan hep şey derler. Yani dünyada alınan bir önlemdir. Cep telefonunu çıkarmayacaksın. Ya da içinde bir şeyi çıkarıyorlar. Evet, evet. Çok ünlü bir holding patronu. Şimdi söylemeyelim. Güvenlik var, bilmem ne var. Hoşuna gitmeyebilir. Toplantıya oturduklarında, böyle önemli kararlar alındığında yardımcısı cep telefonlarını topluyor ve dışarıya çıkarıyor. Yani çünkü bunların bir dinleme özelliğinin bulunması... Bu arada bulunması... o kadar saygı duyuyorum, böyle yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Ya şimdi dinleme özelliği diyor. Siri diye bir şey, uygulama var ya bunda. Evet. Ya şimdi biz seyahate gideceğim. İşte Kapadokya'ya gideceğim falan diye. Biraz sonra bakıyorsun sana... Ortam dinliyor. Mesaj geliyor. Kapadokya'da Kapadokya'da en iyi otel şurası dinliyor. Kampanyalar. Çünkü Siri seni dinliyor. Suni zeka sana geri dönüş yapıyor. Evet, evet, evet. Yani olaylar. Artık şeyimiz yok. Gizlimiz, saklımız yok. Her şey burada. Şimdi Amerika'daki bir şirket benim günde diyorsun. Kaç adım attığımı biliyor. Evet. Amerika'daki şirket bu telefondan kaç adım attığımı biliyor. Evet, evet, artık gitti? Bunlar gizli saklı bir şey kalmadı. Ama bireysel olarak ben mesela böyle arkadan dedikodu yapan, arkadan iş çeviren insanlara böyle hayretle bakıyorum. Çünkü artık gerçekten hiçbir şey gizli kalmıyor. Evet. Ya ben kendimden utanıyorum. Her hafta bana rapor geliyor. Diyor ki cep telefonunu geçen haftadan 1,5 daha fazla kullandım. Ve cep telefonları ellerimizden düşmediği için bazı haberler, bazı diziler, bazı aşklar, bazı belgelerde sosyal medyada trend topik oluyor sevgili izleyiciler. Evet. Hala inci tanelerinin ve baş karakteri Dilber'in sosyal medyayı nasıl bu kadar kasıp kavurduğu üzerine konuşuyoruz ama hayatlarımızı o kadar etkiliyor ki elbisesi, dansı, kursu, tepkisi, kavgası yine cumartesi pazarımıza damga vurdu. Diyanet Sendikası, Ankara Seymenler Derneği, Popstar Mehtap, Hatice, o bu şu. Bolu Belediye herkes, Başkanı. Evet, o da eklendi listeye. Bir haberimizi izleyelim. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Ben dedim Yılmaz Erdoğan yazınca bir şeyi çok replik ezberleyeceğiz. Bir tane replik ezberledim mesela. Ben içeri girdiğimde insanların telefonları vardı. Çıktığımda telefonların insanları oldu. Ya, evet. Çok güzel. Ya çok ağır bir laf. Evet. Artık esiri olduk onu. Anlattım. Evet, aynen. Buyurun. Öyle. Ben de başka bir söze takıldım. Ben de onu söyleyeceğim. İzleyelim önce haberi.